Daha önceki derste hacimler tablosunu anlatmıştım. Uygulama uzaklıklarını anlatmıştım. Uygulama uzaklıklarının nasıl hesaplanacağını, genel olarak hacimler tablosunun nasıl oluşturulacağını da anlatmıştım. Birikmiş hacimlere kadar aslında tabloyu nasıl oluşturacağımızdan bahsetmiştim. Şimdi bir de şunu göstereceğim. Alanlar diyagramı ile alanlar farkı diyagramının nasıl oluşturulacağını göstereceğim. Aslında bu ikisinin diyagramını hacimler tablosunu oluşturmadan önce çizmemiz gerekiyor. Fakat bu iki diyagramı çizmeden de hacimler tablosunu oluşturabildiğimiz için ben ilk olarak hacimler tablosu ile ilgili bazı uygulamalar yaptım, nasıl oluşturulacağını gösterdim. Ama yine de alanlar diyagramı ve alanlar farkı diyagramı nasıl oluşturulur? Bu ikisini de pratik olarak göstermek istiyorum. Dolayısıyla ilk olarak da şöyle yapacağım. Şimdi alanlarla şuradaki kilometreleri yan yana göstermek istiyorum. Dolayısıyla şu üçünü, arada kalan bölgeyi gizliyorum. Şuradan gizle diyorum. Şimdi evet, bakın enkest kilometreleriyle alanlar bölümü yan yana geldi. İlk olarak alanlar diyagramını çizeceğim. O yüzden bu şekilde bir uygulama yaptım. Şimdi burada alan değerlerimize bir bakalım. Bakın burada yarma alanlarım var. Şurada dolgu alanlarım var. Şurada karışık enkestler var. Yani hem yarmada hem dolguda alanlarım var. Devamında burada sadece dolguda alanlar var. Şurada sadece yarmada alanların olduğu kesimler var. Bir de şurada karışık enkestlerin olduğu kesimler var. Şimdi karışık enkestlerin olması durumuyla tam yarmadan tam dolguya geçiş durumlarında alanlar farkında bir farklılık var. Ama burada bakın buradaki örnekte tam yarmadan tam dolguya direkt geçiş yok. Yani geçişlerde bakın şurada bir geçiş var ve buradaki geçişte hep karışık enkestiler var. Karışık enkestiler vasıtasıyla bir geçiş var. Şurada da bir geçiş var ama burada da gene tek satırda bile olsa bir tane karışık enkest var. Karışık enkestiler vasıtasıyla bir geçiş var. Yani tam yarmadan tam dolguya ya da tam dolgudan tam yarmaya bir geçiş yok. Dolayısıyla burada şöyle yapalım. Farklılık olması adına şuradaki 1.21'i siliyorum. Sanki 1.21 yokmuş. Burada herhangi bir alan çıkmamış gibi düşünelim. Dolayısıyla bakın şuradaki ÜE2'yi tam yarma olarak güncelledim. 24'ü de tam dolgu olarak güncelledim. Şimdi farklılık olması adına burada nasıl bir uygulama yapacağımızı görmek adına böyle bir şey yaptım. Şimdi dolayısıyla artık alanlar diyagramını bu şekilde çizeceğim. Çizime başlamadan önce şöyle yapıyorum. Şurada bakın benim bazı yarma alanlarım var. Bunun en sonuna geliyorum. Bir tane sıfır yazıyorum. Burada sıfırı yazmamın sebebi şu. Burada karışık enkestler vasıtasıyla geçiş var. Yani hem yarmada da hem dolguda da alanlarım var. Dolayısıyla karışık enkestler vasıtasıyla geçişim olduğu için burayı sıfırlıyorum burada. Daha sonra bakın şurada yine karışık bir enkestim var. Burada hemen dolgunun altına da bir tane sıfır değeri yazıyorum. Sonra yine bakın şu bölgede de şuraya bir tane en üstte sıfır değeri yazıyorum. Yani hem en alta burada yarım alanlarının hem altına hem dolgu kısımlarının en altına ya da dolgu kısımlarının şurada en üstüne buralara sıfır değerlerini yazıyorum. Sonra bakın aşağı doğru geliyorum. Şimdi burada tam dolgudan tam yarmaya geçiş var. Eğer bu şekilde ara kesit olmadan bir geçiş varsa bakın bu ikisine de sıfır değerini yazmıyorum. Buralara sıfır değeri yazmıyorum. Sonra şuraya aşağıya geliyorum. Bakın burada da karışık enkestiler var. Karışık enkestiler olduğu için şuraya da üstüne şuraya sıfır değeri yazıyorum. Evet. Bakın bazı yerlere ekstra sıfır değeri ekledim. Sıfır zaten burada herhangi bir alan olmadığı anlamına geliyor ama bunları bu şekilde gösterim olarak buraya ekledim. Çünkü çizimde buradaki sıfır değerlerini kullanacağım. Dolayısıyla ilk olarak eklemeleri yaptım ama bakın şuraya herhangi bir ekleme yapmadım. Burada direkt geçiş yapacağım çünkü burada öyle bir şey yok. Şimdi şöyle yapıyorum ilk olarak. Şuradan yukarıdan en kesit kilometreleriyle bakın yarma alanlarını şöyle seçiyorum ikisini. Ctrl C diyorum. Sonra bir tane not defteri uygulaması açıyorum. Not defteri uygulamasına bunu Ctrl V deyip yapıştırıyorum. Sonra Ctrl H tuşuna basıyorum. Ctrl H tuşuna bastıktan sonra ilk olarak şuradaki sıfır artılardan kurtulmam lazım. Üst tarafa sıfır artı diyorum. Alt tarafa hiçbir şey yazmıyorum. Alt tarafı siliyorum. Tümünü değiştir diyorum. Sıfır artılar gitti. Sonra virgül üst tarafa alt tarafa nokta diyorum. Tümünü değiştir diyorum. Son olarak şuradaki aradaki boşluğu seçiyorum. Ctrl C yapıyorum. Bunu aranan kısmına yapıştırıyorum. Ctrl V ile alt tarafa virgül diyorum. Tümünü değiştir diyorum. Evet bakın şunu oluşturdum. Tekrar bunu seçiyorum. Buraya Ctrl C yapıyorum. Ctrl C ile burayı aldım. Bir de burada şöyle yapacağım. Excel'e geliyorum. Bakın benim PS değerim kaçmış? 662.61'miş. Şimdi AutoCAD'e geliyorum. L Enter yapıyorum. Line komutunu aktif hale getiriyorum. Aktif hale getirdikten sonra 0,0 diyorum. Enter diyorum. Enter dedikten sonra bakın şuradaki 0'a 0 noktasını yakaladı. Sonra 662.61 diyorum. Yani toplam uzunluk değerimi giriyorum. Enter diyorum. Tekrar Enter'a basıyorum. Şöyle çizgimi çizmiş oldum. Bakın bu benim en alttaki kilometre çizgim. Kilometre çizgimi çizdim. Şimdi tekrar line diyorum. L Enter diyorum.
Bu sefer şuraya komut satırına geliyorum. Ctrl V yapıyorum. Enter Enter diyorum. Bakın bu sefer de buraya alan değerlerimi çizmiş oldum. Bunlar benim alanlar diyagramı için çizmiş olduğum çizgiler. Buraya üst tarafa eklendi. Şimdi parça parça çizeceğim bunu. Şöyle yapıyorum. Bu sefer şuraya geliyorum. Bakın alt tarafı şuraya çizebilirim. Ya da sırayla gidelim. Şimdi şurayı çizdik. Bunun hemen karşısında şurada da bir değer var. Burayı da çizmem lazım. Fakat burayı diyagramın alt tarafında göstermem lazım. Yani şöyle bakın. Yarmaları diyagramın üst tarafında göstereceğim. Üst taraf benim yarma bölgem. Şuradaki çizginin alt tarafı ise dolgu bölgem. Dolgu bölgesini altta göstereceğim için şöyle yapacağım. Buradaki değerleri negatif almam lazım. Dolayısıyla tablonun dışında şuraya tekrar eşittir diyorum. Bakın şuradan bir kilometreyi seçiyorum. Hemen yan tarafına da tekrar eşittir diyorum. Eksi diyorum. Eksi dedikten sonra şuradaki 2.51'i seçiyorum. Sonra şu ikisini şöyle aşağı doğru seçiyorum. Yani şurası kadar seçiyorum. Kopyalama işlemini buradan yapacağım dolgular için. Şimdi dolguyu çizelim. Bakın ilk dolgumu. Şurayı Ctrl C yapıyorum. Tekrar şuraya geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ctrl V. Buradan ilk olarak 0 artı diyorduk. 0 artı. Bunlar gitsin. Tümünü değiştir. Sonra virgülleri nokta yap diyorum. Virgülleri nokta yap. Tümünü değiştir. Son olarak şuradaki aradaki boşlukları seçiyorum. Ctrl C ile. Ctrl V virgül. Tümünü değiştir. Evet şu ikisini seçiyorum. Seçtim. Ctrl C. AutoCAD'e geliyorum. Line diyorum. L Enter. Sonra komut satırına geliyorum. Ctrl V Enter Enter yapıyorum. Bakın şuraya aşağıya dolgu bölgesine bakın dolgu bölgesine çizgimi eklemiş oldum. Şimdi devam ediyorum çizime. Tekrar Excel'e geliyorum. Şurayı çizdim. Şurayı da çizdim. Şimdi bakın şurayı çizmem lazım. Dolayısıyla burayı çizmek için şöyle yapıyorum. Şuradaki formülleri şöyle aşağı kadar çekiyorum. Bakın şuradan nereye kadar çekmem lazım? Şuraya kadar çekmem yetiyor mu? Evet bakın buraya kadar çekmem yetiyor. Çizime de nereden başlayacağım? Şuradan başlayacağım. Yani üst tarafı şurayı arayı silebilirim. Şöyle şuradan çizime başlayacağım. Şöyle şurayı seçiyorum. Ctrl C yapıyorum. Seçtim. Burada seçtiğim bölgeye dikkat edin. Şuradaki 0 ile başlayan, şurada 20.05 ile biten kısmın eksili kısmı, alanların negatif olarak gelecek kısmı. Bunu seçtim. Tekrar AutoCAD dosyasına geliyorum. Pardon, not defterine geliyorum ilk olarak. Buraya yapıştırıyorum. Sonra hemen aynı işlemleri tekrar ediyorum. 0 artı diyorum. Şuraya tümünü değiştir. Sonra virgül yerine nokta yap. Tümünü değiştir. Son olarak şuradaki boşlukları seç. Şuraya yapıştır. Virgül yap. Tümünü değiştir. Tekrar buradaki sayıları alıyorum. Ctrl C yapıyorum. Excel dosyama geliyorum. L Enter. Komut satırına tıklıyorum. Ctrl V yapıyorum. Enter Enter yapıyorum. Evet bak. Bu şekilde dolgu alanlarımı da buraya çizmiş oldum. Bakın dolgu alanlarım altta gözüküyor. Yarma alanlarım şu an üstte gözüküyor. Şurada arada hem yarmanın hem dolgunun olduğu bir bölge vardı. Bakın o da burada gözüküyor. Geçiş bu şekilde sağlanmış. Devam ediyorum çizmeye. Excel'e geliyorum. Şimdi şurayı çizmiştim. Şurayı çizdim. Şurayı çizdim. Artık tekrar şuraya geliyorum. Bakın UE2 ile başlayan kısma geliyorum. Şuradan nereye kadar? En sona kadar şuraya kadar olan kısmı çizeceğim. Direkt buradan alabilirim. Ctrl C. Ctrl V. 0 artılar gitsin. Tümünü değiştir. Virgülü nokta. Son olarak boşluk. Evet. Burayı tekrar Ctrl C yapıyorum. AutoCAD dosyama geliyorum. L Enter. Komut satırına. Ctrl V. Enter Enter yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde yine geçişimi çizmiş oldum. Sonra tekrar Excel dosyama geliyorum. Şimdi şu kısmı çizdim. Şurada yine bakın bazı alanlarım var. Bunları da gene şuradan şöyle şurayı çekelim aşağı kadar. Çektim. Ne yapacağım? Sadece şu en sondaki üçlü kısmı alacağım. Şurayı arayı silelim karışmasın. Şöyle yapıyorum. Burayı Ctrl C ile gene alıyorum. Aldım. Not defterine geliyorum. Ctrl V. Aynı şeyler tekrar 0 artı yerine. Hiçbir şey tümünü değiştir. Virgül yerine nokta. Tümünü değiştir. Boşluk yerine şurada. Virgül tümünü değiştir. Seçiyorum hepsini. Seçtim. Ctrl C. AutoCAD dosyasına geliyorum.
Enter. Komut satırına Ctrl V, Enter, Enter. Evet, bakın. Burayı da son kısma çizmiş oldum. Şuraya ekledim. Evet, şimdi bir tane daha güncelleme yapmam lazım. Bakın, güncelleme de şu. Şimdi şuradaki karışık en kesit geçişlerinde herhangi bir problem yok. Karışık en kesit geçişleri bu şekilde olacak. Bakın şurada da karışık en kesitli bir geçiş var. Gene hem yarmada hem dolguda çizgiler var. Buralarda sorun yok. Fakat şurada bir tane boşluk kaldı. Buradaki boşluk da benim. Bakın şuradaki Excel dosyamdaki direkt tam dolgudan tam yarmaya geçiş. Eğer tablonuzda bu şekilde tam yarmadan tam dolguya geçişler varsa burada ekstra şöyle bir şey yapıyorsunuz. AutoCAD dosyanıza geliyorsunuz. Line diyorsunuz. Buradan iki tane çizgiyi birleştiriyorsunuz. Bakın geçişi bu şekilde yapıyorsunuz. Varsa yani dediğim gibi tam yarmadan tam dolguya ya da tam dolgudan tam yarmaya geçişler varsa sadece ekstra bu şekilde bir işlem yapıyorsunuz. Ama yoksa bu şekilde sıfır değerleri ekleyerek yani karışık en kesitlerin olduğu yerde şu şekilde başına ve sonuna alanların sıfır değerlerini ekleyerek çizimleri bu şekilde yapıyorsunuz. Ama bakın burada sıfır değerlerini eklemedim. Çünkü neden? Burada tam dolgudan tam yarmaya bir tane geçişim vardı. Bu yüzden buraya sıfır değerlerini eklemedim ve geçişi de direkt line komutuyla yapmış oldum. Gene şuraya da sıfır değerini eklemiştim. Ve bu şekilde alanlar diyagramını çizmiş oldum. Şimdi bunun için şöyle yapayım. Hemen Layer Properties'den New Layer diyeyim. Alanlar diyelim. Alanlar. Bu kırmızı renkli olsun. Şöyle kırmızı renk yapalım. Şimdi şöyle yapacağım. Şuradaki çizgilerin ilk başta tamamını seçiyorum. Sonra Shift ile sadece şunu bırakıyorum. Bakın şu kilometre çizgisini bıraktım. Bıraktıktan sonra şuradan yukarıdan Layer'dan bunu alanlara atıyorum. Atama işlemini de gerçekleştirdim. Evet, bakın artık alanlarım kırmızıyla gözüküyor. Şurada kilometre çizgim düz siyahla gözüküyor. Bunu da kilometre çizgisi için şuradan yeni bir layer oluşturalım. Kilometre diyelim. Kilometre. Bu siyah renkli olsun. Kırmızı renkli olmasın. Şöyle. Okey diyorum. Şunu tekrar şuradan seçip sıfıra değil kilometreye atıyorum. Evet, atama işlemini gerçekleştirdim. Artık bakın alanlar diyagramını çizmiş oldum. Şimdi ekstra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuradan başına, şuradaki sıfıra sıfır noktasına gelip şöyle şuradan yukarıya doğru bir tane çizgi ekleyebilirsiniz. Şöyle bunun da mesafesi 100 olsun. 100, enter diyelim. Sorun değil yani. 100 daha fazla da olabilir, daha kısa da olabilir. Şöyle yapacağız sadece. Şuraya başına alanlar diyeceğiz. Şuraya da kilometreler diyeceğiz. Sadece bunun için böyle bir şey yaptım. Ama bunu demeden önce de şöyle yapalım. Bunu da bir layer'a atayalım. Bu da kilometreler layer'ında olsun. Bunun için yeni bir layer oluşturmayalım. Şöyle kilometreler layer'ı. Evet, bu da kilometre layer'ında. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu şuradan kapatıyorum ilk olarak. Bunu make block komutuyla şuradan make block diyorum. Bakın pick point olarak sıfıra sıfır noktasını seçiyorum. Seçtim. Sonra select object'den de objenin tamamını seçiyorum. Şöyle tamamını seçtim. Enter diyorum. İsmine de şuraya alanlar alt çizgi D diyorum. Alanlar diyagramı. Yazalım şöyle diyagramı. Diyagramı. Evet. Okey diyorum buradan. İlk olarak alanlar diyagramımı oluşturmuş oldum. Bunu şimdi silebilirim. Insert block komutuyla daha sonra tekrar çağırabilirim. Şimdi gelelim alanlar farkı diyagramına. Alanlar farkı diyagramında da şunu yapacağız. Bakın burada zaten geçişler hep farkı aldığımız için net. Şurada belirgin. Burada az önceki gibi bir işlem yapmayacağız. Aslında bunu çizmek daha kolay. Burada şöyle yapacağız. Şurada daha önceden hatırlıyorsanız bu tabloyu oluştururken bakın şurada -2,43, -18,31 gibi zaten şuradaki değerlerin negatif halleri var. Bu tabloyu nasıl oluşturduğumuza tekrar göz atacak olursanız buradaki değerler zaten şurada alt tarafta negatif olarak gözüküyor bakın. Dolayısıyla burada yapmam gereken işlem şu. Şu ikisine gizle diyorum. Gizle dedim. Sonra alanlar farkı diyagramında sadece bakın şurası benim işimi görecek. Yani şurayı seçtiğimde aslında şurayı da seçmiş olacağım ve şuradaki değerler negatif, yarmalar pozitif, dolgular negatif olarak zaten gözüküyor. Dolayısıyla şuranın tamamını seçiyorum bakın. Şuranın tamamını seçtim. Yani yapmanız gereken işlem şu. Hem yarmaları seçmek hem de şurayı negatif olarak seçebiliyorsanız seçmek. Ki ben negatif olarak bakın şuraya eklemiştim bunları daha önce. Ben bu şekilde seçiyorum. Ctrl C diyorum. Tekrar not defterine geliyorum. İlk başta buraya yapıştırıyorum. Şuradan 0 artıları ilk başta temizliyorum. Şöyle 0 artıların tamamı gitsin diyorum. Sonra virgülleri nokta yapıyorum. Son olarak da şuradaki ara boşlukları
Virgül yapıyorum. Tümünü değiştir. Evet. Buranın tamamını seçiyorum şöyle. Ctrl C yapıyorum. Sonra tekrar AutoCAD dosyama geliyorum. İlk başta L Enter deyip 0,0 Enter deyip şöyle mouse'u sağa doğru hareket ettirip 662,61 benim kilometre uzunluğumu yazıyorum. Enter Enter yapıyorum. Sonra tekrar L Enter dedikten sonra komut satırına geliyorum. Ctrl V yapıyorum. Enter Enter diyorum. Bakın bu da benim alanlar farkı diyagramım olmuş oldu. Hemen bunun içinde bir tane şöyle şu çizgiyi yeni alanlar layer'ına atayacağım. İlk başta şöyle tamamını seçiyorum. Seçtim. Sonra Shift ile şunu bırakıyorum. Şöyle şuradan alanlara tekrar bunu atıyorum. Bakın bu kırmızı olarak alanlar farkı aslında ama bu alanları temsil ettiği için gene alanlar layer'ına atadım. Şunu da kilometreye atayacağım. Şuradan kilometre. Son olarak gene line diyorum. Şuraya geliyorum köşeye. Şuraya 100 birim. Yukarıya bir tane çizgi çiziyorum. Gene bunu da kilometreye atayalım. Kilometre. Sonra yine aynı işlemi yapacağım. Make block yapacağım. Şuradan make block diyorum. Şuradan pick noktasına gene en köşe noktayı seçiyorum. Seçtim. Select object'te de bunun tamamını seçiyorum. Şöyle tamamını seçtim. Enter diyorum. Buraya yukarıya bu sefer alanlar farkı diyeceğim. Alanlar farki diyagramı. Diyagrami. Evet. Okey diyorum. Bakın bunu da bu şekilde oluşturmuş oldum. Bunu da şimdi siliyorum. Evet, bu şekilde alanlar diyagramı ve alanlar farkı diyagramını oluşturduktan sonra şöyle çizimlerimi yana alıyorum. Şurada boş bir ekran açıyorum kendime. Şimdi bunları biraz daha detaylandıracağım. Şöyle geliyorum. Şuradan Insert Block seçeneğini seçiyorum. Insert Block'a tıklıyorum. Bakın alanlar diyagramım ve alanlar farkı diyagramım burada gözüktü. Şöyle direkt ekrana gelirsem bunlar burada çizime dönüşecek. Şimdi alanlar diyagramı ile başlayalım. Alanlar diyagramı için şöyle şuraya geliyorum. Bırakıyorum. Alanlar farkı için de şöyle tekrar. Hatta hizalı olsun. Şöyle şuradan yukarıdan hiza çekelim. Şöyle biraz küçülteyim. Ya da üst tarafa hizalayalım. Şöyle yapayım. Şöyle yukarıda hizalı olacak şekilde bu şekilde alanlar diyagramını aşağıya, alanlar farkı diyagramını üste yapıştırdım. Şimdi şöyle yapacağım. Bu iki diyagramı oluşturdum aslında ama hala eksikleri var. Şuradaki çizgileri, ara çizgileri çizmedim. Şimdi gelelim buradaki ara çizgilerin çizimine. Bunun için tekrar Excel dosyasına geliyorum. Excel dosyasına geldikten sonra şuradan en kesit kilometrelerini, sadece en kesit kilometrelerini ama alıyorum. Ctrl C diyorum. Tekrar not defterine geliyorum. Ctrl V diyorum. Burada artık sadece şöyle sıfır artılardan kurtulalım. Sıfır artı tümünü değiştir. Bir de virgüllerin tamamını nokta yap diyelim. Nokta tümünü değiştir. Evet. Bakın kilometre değerlerini bu şekilde buraya tekrar attım. Şimdi şöyle yapacağım. AutoCAD dosyasına geliyorum tekrar önce. Buradaki diyagrama çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda şöyle bir pencere açılıyor. Okey diyorum. Okey dediğimde bakın burada blok editör bölümü açılıyor. Yani benim bunu düzenlemem için bir editör açılıyor. İşlemleri burada yapacağım artık. Şimdi burada L Enter diyorum. L Enter dedikten sonra bakın şuradaki çizgiden şöyle aşağı doğru uzunca bir tane çizgi çiziyorum. Çizdim. Sonra bunu Move'la biraz yukarıya doğru hareket ettireceğim. Burada amaç şu. Şuradaki çukur ve şuradaki tepe noktasından daha uzun bir tane çizgi çizmek. Çizdim mi? Evet çizdim. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunu sağ alt köşeye alıyorum ve biraz küçültüyorum. Böyle yapmamın bir amacı var. Sağ alt köşeye aldım ve biraz küçülttüm. Şöyle tekrar not defterine geliyorum. Şuradaki değerleri Ctrl C yaparak seçiyorum not defterindeki değerleri. Sonra şöyle yapıyorum. Kopyalama komutuyla CO Enter diyorum. Şuradaki line ile çizdiğim çizgiyi seçiyorum. Seçtim. Bakın mouse'umu şurada ortaya bir yere getiriyorum. Burada Enter'a basıyorum. Sonra şurada bir tane nokta seçiyorum. Bakın seçtim. Şöyle mouse'u sağa doğru hareket ettirdikçe artık çizgiyi line ile çizdiğim çizgiyi sağa doğru kopyalayabiliyorum. Buradayken şöyle komut satırına geliyorum. Geldim. Buradaki amaç şu. Hizalamayı bazen aşağı doğru alıyor. Hizalamayı tam sağa doğru net alabilmek için biraz küçültüp o kopyalama yaparken ekranın ortasından kopyalama yaptım. Burada Ctrl V yapıp Enter tuşuna basarsanız, tekrar Enter tuşuna basarsanız artık şöyle büyütebilirsiniz. Bakın bütün line ile çizilmesi gereken çizgileri çizmiş oldum. Önce J Enter diyelim bakın. J Enter, Join komutu. Join komutuyla şöyle tamamını seçiyorum ilk olarak. Sonra Shift ile bazı bırakmam gereken çizgiler var. Bakın Shift ile şunları bırakıyorum. Şunu bırakıyorum. Bir de şunu bırakıyorum. Sadece kırmızı çizgiler kaldı. Şimdi Enter tuşuna basıyorum. Evet.
Şunlar join ile birleşmiş oldu. Şimdi join komutuyla şuradaki kırmızı çizgilerin tamamını birleştirdikten sonra şöyle yapıyorum. Tr enter diyorum. Trim komutunu aktif hale getiriyorum. Eskiden trim komutunu aktif hale getirdikten sonra şuradaki çizgiler direkt seçilebilirdi. İkinci trimle de seçtiğim çizginin kalanını trimleyebilirdim ama yeni versiyonda şöyle yapmışlar. Şuradan aşağıdan cutting edge seçeneğini seçiyorum. Seçtim. Seçtikten sonra şuradaki kırmızı çizgilerimi seçiyorum. Bakın kırmızı çizgileri seçiyorum. Yine şu kilometre çizgisini de seçiyorum. Şuradaki kırmızı çizgiyi de seçtim. Evet. Bakın seçme işlemlerini gerçekleştirdim. Şimdi Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra artık mouse'umun sol tuşuna basarak şöyle şunların tamamını seçiyorum. Seçtim. Bakın şuradaki çizgileri trimlemiş oldum. Aynısını alt tarafta yapıyorum. Şöyle alt tarafta da yaptım. Evet bakın. Ara çizgilerimin tamamını çizmiş oldum. Şimdi Enter tuşuna basıyorum. Komut kapandı. Şurayı tekrar siliyorum. Şu ilk çizdiğim çizgiyi. Bundan birkaç tane kopyalamışım. Sildim. Sadece şuradaki en başta çizdiğim çizgi kalmış oldu. Şimdi artık şuradan Close Block Editor dersem, bakın Close Block Editor diyorum. Şuradan da Save seçeneğini seçiyorum. Seçtim. Evet bakın. Alanlar diyagramını bu şekilde güncellemiş oldum. Bu gene şu an blokla tek parça. Şimdi aynı işlemi diğerinde de yapacağım. Alanlar farkına geliyorum. Okey diyorum. Sonra burada da ilk olarak şöyle yapıyorum. Line'la şurada bir tane çizgi çiziyorum. Çizdim. Sonra bunu biraz şöyle yukarıya doğru move'la taşıyorum. Taşıdım. Line'la bu çizgiyi çizdikten sonra şekli şöyle aşağıya köşeye getiriyorum. Sol alt köşeye. Sonra şuradan tekrar şunları kopyalayalım. Copy diyelim. Sonra kopyalama komutuyla şuradaki çizgiyi seçiyorum. Seçtim. Şurada ekranda orta bir yerde Enter tuşuna basıp şöyle sağa doğru mouse'u hareket ettiriyorum. Komut satırına geliyorum, tıklıyorum. Ctrl V Enter Enter diyorum. Çizgilerimin hepsini kopyalamış oldum. Şuraya geliyorum tekrar. Burada ilk olarak yine Join diyorum. J Enter. Şöyle şeklin tamamını seçip daha sonra Shift'e basıp Shift'e bastıktan sonra şunları ve şu çizgiyi bırakıyorum. Şunu da bırakıyorum. Bıraktım. Enter diyorum. Bakın sadece şunu seçmiş oldum. Şimdi tekrar Trim Enter. Şuradan aşağıdan Cutting Edge. Bununla kırmızı çizgiyi ve siyah çizgiyi şunu seçiyorum. Kilometre çizgisine Enter'a basıyorum. Sonra şunların tamamını trimliyorum. Aynısını aşağı tarafta yapıyorum. Şöyle tamamını trimliyorum. Evet. Ara çizgilerimi çizmiş oldum. Tekrar Enter tuşuna basıyorum. Şuradaki fazla line çizgisini siliyorum. Şunu sildim. Evet. Şuradan Close Block Editor. Save. Evet. Bakın. Alanlar diyagramı ve alanlar farkı diyagramını oluşturmuş oldum. Bunu artık şöyle yapabilirim. Bunların ikisini tekrar yine silebilirim. Problem yok çünkü bunları blok olarak bu şekilde kaydettim. Şimdi artık şöyle yapıyorum. Rectangle komutuna tıklıyorum. Ekranda bir tane nokta tıklıyorum. D Enter diyorum. 297 Enter diyorum. 210 Enter diyorum. Tekrar ekranda bir tane noktaya tıklıyorum. Bir tane A4 boyutunda dikdörtgen çizdim. Hemen bunu kopyalıyorum yan tarafına şöyle. Şimdi birisine alanlar diyagramını, birisine alanlar farkı diyagramını yerleştireceğim. Bakın şöyle biraz zoomlayayım. Şimdi alanlar diyagramına tıklıyorum. Bakın alanlar diyagramı bunun içine sığıyor mu? Sığmıyor. Eğer ölçekle ilgili bir probleminiz yoksa, yani ozalit çıktı alacaksanız tabii bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani ölçeği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama eğer bunu bir A4'e sığdırmak istiyorsanız bakın bunun ölçeğini değiştirmemiz lazım. İlk olarak X değerine 0.5 girelim. Bakın 0.5 girdim. Şimdi tekrar tıklıyorum. Bakın tıkladım. Sığıyor mu? Hala sığmıyor. 0.4 giriyorum. 0.4. Şimdi şöyle tıklıyorum. Evet. X yönünden sığdırdım. Bakın bu sefer de Y yönünden sığdıramıyorum. Y yönünden sığmıyor. Dolayısıyla şurayı Y'yi de 0.8 yapıyorum. 0.8 yaptım. Şimdi alanlar diyagramına tıklıyorum. Tıkladım. Evet. Bakın artık A4'e sığıyor. Yani ölçeğimi de değiştirmiş oldum. Güncelledim. Aynısını alanlar farkı için aynı ölçeği kullanarak ve şuradan yan taraftan da hizalayarak şöyle bakın buraya yapıştırıyorum. Evet. Hem alanlar diyagramımı hem alanlar farkı diyagramımı çizmiş oldum. Artık şuraya MT diyeceğim. Şöyle şuraya geleceğim. Alanlar diyeceğim. Alanlar. Şöyle biraz aşağıya taşıyalım. Alanların yanına isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Parantez açıp metre kare. Küçük M ile yapalım. Metre kare diyelim. Şuradaki 2'yi seçip şuradan üst yapalım. Evet. Move'la şöyle biraz daha yana taşıyalım. Alanlar. Şimdi aynısını alt tarafa yapalım. Şuraya da kilometreler diyelim.
kilometreler ya da sadece kilometre diyelim, kilometre, kilometre, kilometrenin yanına da metre diyebiliriz şöyle. Metre. Bu tabii şuraya yan tarafa sığmayacağı için bunu şöyle aşağıda bırakıyorum. Aşağıda kalıyor. Tabii bunu şöyle yapabilirim sığdırmak için. Rotate diyebilirim. Rotate dedikten sonra yan tarafa sığdırabilirim. Ama ben öyle yapmayacağım. Şöyle move diyeyim. Biraz daha aşağı taşıyayım. Şimdilik aşağıda dursun. Çünkü buraya kilometreleri yazacağım. Şimdi bakın bu şekilde ilk işlemi gerçekleştirdim. Bu arada şurada bakın şurayı da trimlemişim sanırım. Ya da buraya çizgi çizmedim mi hatırlamıyorum ama. Burayı da şöyle basitçe kendimiz kapatalım açık kalmasın. Aynısı diğerinde var mı? Diğerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu güncellemeyi de yaptıktan sonra artık şöyle yapıyorum. Buraya kilometre değerlerini yazacağım. Buraya kilometre değerlerini de şöyle yazacağım. İlk olarak MT diyorum. MT. Şuraya şöyle 0 artı 0 0 0 virgül 0 0 diyorum. Bakın ilk kilometremi yazdım. Bunu rotate ile döndürüyorum. Döndürdüm. Şöyle şuradan yakalıyorum. Şöyle yukarıya bakacak şekilde bu şekilde döndürüyorum. Sonra MT deyip bunu şöyle şuraya taşıyorum. Taşırken şuna dikkat edin. Bakın buraya ben bu değerleri kopyalayacağım. Şuraya kadar kopyaladığımda problem yok. Buradan sonrasında da problem yok. Dolayısıyla burada aşağıya taşımam lazım ama aşağıya taşıma yapmayacağım. Burada da şöyle yukarıya kopyalayacağım. Dolayısıyla şöyle copy diyorum. Hemen burayı seçip bakın şuradaki noktalardan tutarak buradaki değeri tek tek kopyalıyorum. Şöyle kopyala. Hızlıca bunları kopyalayın. Burayı artık bakın üst tarafa alabilirsiniz. Burayı üste yazalım. Şimdi şuradan devam ediyorum kopyalamalara. Evet bakın şurası iç içe girdi. Kilometreyi biraz daha şöyle aşağıya kaydırıyorum. Kaydırdım. Şimdi bir de bunu üst tarafa kopyalayalım. Copy diyorum. Şöyle bir tanesini seçeyim. Bakın şöyle şuradan bir yerden yakalıyorum. Yakaladıktan sonra ilk olarak şuraya, sonra şöyle yan taraflara tekrar bunu kopyalıyorum. Şunu alta yazmıştım. Burayı üste yazdım. Şunu üste yazdım. Bunu alta yazdım. Evet. Bakın kilometreleri de kopyaladım. Kopyaladıktan sonra artık şöyle yapacaksınız. Bunların hepsini tek tek güncelleyeceksiniz. Burada bir de şunu yapmanızda fayda var. Şunlar bakın iç içe girdi. İç içe girenler varsa bunları şöyle bir miktar sağa sola taşıyarak açabilirsiniz. Bu tabii sizin ölçeğinizle alakalı. Benim ölçeğim küçük olduğu için yani ben bunu A4'e sığdırmak istediğim için biraz iç içe girdi. Eğer daha büyük bir ölçekte çalışırsanız bunlar iç içe girmeyecektir. Problem olmayacaktır. Ya da şuradaki yazıları da biraz küçültebilirsiniz. Yazı boyutunu da biraz küçültebilirsiniz. Yani bunu başlangıçta 2,5 yerine buradan 1,5 yapabilirsiniz. 1,5'ta çalışabilirsiniz. Bakın 1,5 yaptığınızda bunlar biraz daha küçüldü. Dolayısıyla şuradan Match Properties, MA diyorum. Şunu seçiyorum. Sonra şöyle hemen otomatik olarak diğerlerini seçiyorum. Bakın hepsi bu şekilde küçüldü. İsterseniz bu şekilde biraz daha küçülterek de bunları sığdırma yoluna gidebilirsiniz. Tabii şöyle move komutuyla bunları tekrar yukarıya taşıyalım biraz. Aşağı kaydılar. Şöyle şurada dursun. Aynı şekilde bunlar da şöyle biraz daha yukarıda dursun. Bu şekilde karakterlerin boyutlarını kendiniz büyütüp küçültebilirsiniz ama 1,5'un altına inerseniz artık bunlar okunmaz. Çok küçük hale gelir. Son olarak da buradaki değerleri güncelleyeceksiniz. Buradaki değerleri güncellediğinizde kilometreleri tamamlamış olacaksınız. Evet, bu şekilde kilometreleri buraya kopyalamış oldum. Tabi değerlerini yazmadım. Buradaki değerleri herkes kendi projesi için günceller. Doğru kilometreleri yerine yazarsınız. Son olarak bir de şöyle yapacağız. Gene MT diyorum. Bakın şuraya geliyorum. 0,00 diyorum. Bunu da küçültelim. 2,5 olmasın. Bunu başlangıçta şöyle küçültelim. Bu da 1,5 olsun. Şuradan 1,5'u seçiyorum. Seçtim. Rotate diyorum. Bakın rotate. Bunu alıyorum. Şöyle yukarıya doğru döndürüyorum. Daha sonra bunu ilk olarak şuraya taşıyalım bakın. Şöyle şuradan yakalıyorum bunu. İlk olarak şuraya taşıyorum. Sonra copy diyorum. Bakın copy dedikten sonra şuradaki noktalardan tutarak şuradaki köşe noktalara bunları kopyalıyorum. Gene bu kopyalama işlemini yaptıktan sonra bunu alt tarafa da aynı şekilde kopyalayacaksınız. Bakın bu şekilde hızlı hızlı kopyalıyorum. Bunları en son yapmamdaki amaç şu. Bunları daha önce de yapabilirdim. Yani bunu blok haline getirmeden önce de bunları yapabilirdim. Fakat blok haline getirdikten sonra ölçekle oynarsanız
Buradaki karakterler şekil değiştiriyor. Dolayısıyla karakterlerin şekil değiştirmesi çok güzel gözükmüyor. O yüzden bu şekilde gösterdim. Şunları şöyle biraz daha bakın. Yukarıya taşıyalım, karışıklık yaratmasın. Sonra copy diyorum. Tekrar şuraya geliyorum. Şurası zaten sıfır. Buraya kopyalamanıza gerek yok. Yine şunu şöyle biraz yana doğru kaydırabilirsiniz. Bunun aynısını alt tarafta da yapıyoruz. Bakın alt tarafa da şöyle kopyalayalım. Bu sefer şuradan üstten bir tane noktadan yakalıyorum bunu. Bakın şuraya kopyalıyorum. Şurası sıfır, buraya gerek yok. Şurası sıfır, buraya gerek yok. Sonrakilere şöyle kopyalıyorum. Evet, bakın aşağı taraflara kopyaladım. Tabii şurada kırmızıların içine giren yerleri move ile şöyle biraz hareket ettirebilirsiniz. Bunun dışına çıkacak şekilde küçük taşımalar gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde taşırsınız, güncellemelerinizi yaparsınız. Şurada bakın gene kilometrelerle alanlar iç içe girdi. Demek ki ne yapmak gerekiyormuş? Bunu şöyle biraz daha iç içe girmeyecek şekilde taşımak gerekiyormuş. Büyük ihtimal aynısı burada da gerekeceği için belki burayı da şöyle aşağı doğru taşımanız gerekecek. Gerçi burada öyle bir sorun yok. Burada kalabilir. Dolayısıyla ama mümkün olduğunca da birbirine hizalı olsun. Yani şuradakilerle şuradakiler birbirine hizalı olsun. Bu taşımaların hepsini tek bir kere de yapmaya çalışın. Yani hizalı olmasını sağlamaya çalışın. Eğer kaydırdıysanız da şöyle yapabilirsiniz. Bakın line'la bir tane çizgi çizeyim. Çizdim. Burada şurada orta sıfırda hizalı. Bunu da hemen aynı hale getirebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Move'la orta sıfıra hizalı olacak şekilde şöyle. Evet taşırsam. Evet bunlar da hizalı oldu. Artık tek yapmanız gereken. Tabi buradaki değerleri şuraya da yukarıya da kopyalayacaksınız. 0 0 0 şuraya da yazacaksınız. Bunları yazdıktan sonra da buradaki değerleri tek tek güncelleyeceksiniz. Güncelleyeceğiniz değer de buradaki tablodaki alanlar ve alanlar farkı değerleri. Şu an alanlar değeri gözükmüyor. Göster diyelim. Bakın şurada. Alanlar değerlerini ve alanlar farkı değerlerini buradaki tabloda güncelleyerek alanlar diyagramını oluşturacaksınız. Buradaki yaptığınız işlemin aynısını alanlar farkında da yapacaksınız. Hatta kilometreleri falan direkt kopyalayabilirsiniz. Problem yok. Bakın kilometreler hiç değişmeyecektir. Bunu buradan alırsınız, kopyalarsınız şöyle. Yine buradan kopyalamak istediğiniz değerler varsa şöyle şunları da alırsınız. Örneğin şu yukarıdaki noktadan şöyle tutarak kopyalayayım şöyle. Evet, şimdi hepsi hizalı bir şekilde buraya yapıştı. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Burada alanlar diyagramıyla alanlar farkının aynı olduğu yerler var. Mesela şuradaki bölgeler. Neden? Çünkü şuradaki gibi karışık en kesitler yok. Karışık en kesit olmayan yerlerdeki şuradaki değerleri de burada güncelleyip gene bu tarafa direkt kopyalayabilirsiniz. Bu şekilde alanlar diyagramı ve alanlar farkı diyagramını oluşturmuş olacaksınız. Şuraya da farkı demeniz gerekiyor tabii. Alanlar farkı. Evet. Bakın. Alanlar diyagramı ve alanlar farkı diyagramını basitçe oluşturmuş oldum. Ben sadece buradaki kilometre değerlerini ve şuradaki alan değerlerini güncellemedim. Sıfır olarak bıraktım. Siz buradaki değerleri güncelleyip şuraya yukarıya da bu değerleri yazıp her iki diyagramı oluşturmuş olacaksınız. Evet, diyagramları oluşturduk fakat şuraya ölçekleri yazmayı unuttum. Şimdi hemen ölçekleri de hesaplayalım. Şimdi buradaki şekilleri ölçeklerken ne yapmıştık? X değerine 0.4 değerini girmiştik. Şöyle 0.4. Y değerine ise 0.8 değerini girmiştik. Buradaki değerlerin karşılığı şöyle kontrol edelim. Bakalım doğru mu? Evet bakın birebir uyuyor. Bu şekilde girmiştik. Buradaki değerlerin karşılığını bulmamız lazım. Yani X'e 0.4 girmek benim ölçeğimi ne yapmam anlamına geliyor. Normalde buradaki değer 1'di. Dolayısıyla hesap makinesinden 1 bölü 0.4 yazarsanız eşittir 2.5 çıkıyor buradan. Yani 2.5 kat şeklimi küçültmüşüm. Normalde benim şeklim 1 bölü 1000'di. 2.5 kat küçülttüğüme göre 1 bölü 2500 yapmış oldum. Diğeri de 1 bölü 8 dersek 1 bölü 8 buradan 0.125 geliyor. Bunu da 1000 ile çarparsak 1 bölü 1250 şeklinde ölçeğimi güncellemem gerekiyor. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. Hemen MT diyorum. MT. Şuraya şöyle yaklaşıyorum. Yatay ölçek diyorum. Yatay ölçek. Şöyle biraz zoomlayayım. 1 bölü 2500 diyorum. Space'e bastığımda bakın burayı kesirli haline getiriyor. Enter'a basıyorum. Düşey ölçek diyorum. Düşey ölçek. 2 nokta. Bu da 1 bölü 1250 olmuş oldu. Yine Space'e bastığımda bunu kesirli hale getirdi. Tabi burada siz bu ölçekleri kullanmak zorunda değilsiniz. A4'e de sığdırmak zorunda değilsiniz. Eğer
A4'e sığdırmıyorsanız, ozalit çıktısı alıyorsanız ya da farklı istediğiniz ölçeklerde kullanmak istiyorsanız buradaki değerleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şuradaki istediğiniz ölçeğe getirebilirsiniz. Ama tasarımınızı yaptıktan sonra ölçek değerlerinizi yazmayı unutmayın. Ölçek değerlerinizi de yazdığınızda artık diyagramlar tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde alanlar ve alanlar farkı diyagramını çizmiş olduk.